Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hayatının anlatmaya devam ediyoruz 7. bölüm ile beraber. 7. bölümde bakalım Allahu Teala bizlere neler ihsan eyleyecek. Biliyorsunuz bundan evvelki bölümde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiç kimse almak istemedi ama Amine ve kocası aldı. Şimdi onlar bunları alınca memleketlerine döndüler. Buradan devam edeceğiz. Evet sevgili kardeşlerim, bütün bu garipliklerden sonra Halime ve kocası yurtlarına vardılar. Bu gariplikler neydi? Eşeğin kızlanması, devenin kızlanması, devenin sütünün artması, Halime'nin göğsündeki sütlerin artması. Anlıyor musun? Bunlardan ötürü neydi? Gariplikler yaşanmıştı. Ama bunların sadece Halime ve kocası farkındaydı. Artık nur yüzlü kainatın efendisi Sad oğulları yurdundaydı. O sırada Sad oğulları beldesinde müthiş bir kıtlık ve kuraklık hakimdi. Bereketi kesilmiş topraklar, susuz kuyu ve çeşmeler, solgun yüzler, zayıflıktan ayakta duramayacak kadar incelmiş, mecali kalmamış hayvanlar. Fakat Peygamber Efendimizin ayak bastığı hanenin manzarası birden değişiverdi. Daha önce yiyecek ve ot bulamayan hayvanları şimdi tıka basa doyuruyorlardı. Memeleri dolup taşıyor, bir rahmet çeşmesi gibi devamlı süt akıtıyorlardı. Artık solgun yüzleri yoktu. Halime'nin evinde herkes neşeli ve huzurluydu. Beldenin sair sakinleri yine kıtlık içinde, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlardı. Hayvanları hala zayıf, naif ve istenilen sütü vermiyordu. Sanki peygamberimizi yetim diyerek almayanlar maruz kaldıkları mahrumiyet içinde bırakılmakla cezalandırılıyorlardı. Yayla halkı gözleriyle gördükleri bu durum karşısında meraklarından çatlayacak hale gelmişlerdi. Olup bitenlere bir mana veremiyorlardı. Kabahati çobanlarında buluyorlar ve onlara çıkışıyorlardı. Gidin görün bakın, Halime'nin çobanı koyunlarını nasıl doyurmuş. Yürürken memelerinden şıpır şıpır süt damlıyor. Kim bilir koyunları nerede otlatıyor. Siz de onun gittiği yere gidip koyunları orada otlatsanız ya diye çobanlara çıkışıyorlar. Çobanlar efendilerinin bu çıkışlarında haksız olduklarını atları gibi biliyorlardı. Halime'nin çobanının koyunlarını otlattığı yerin kendilerinin otlattığı yerden hiçbir farkı yoktu. Bunun için de itiraz ediyorlardı. Ama itirazları hiçbir fayda vermiyor. Bu sefer de efendilerinin şu sözleriyle mahtap oluyorlardı. Peki sizin sürülerin koyunları açlıktan kendilerini zar zor taşıyorlar da onlarınki neden tıka basa tok, hem de memeleri sütle dolu olarak dönüyor? Ne çobanlar ne de efendiler bu soruya cevap bulamıyorlardı. Sadece birbirlerine hayret ve şaşkınlık dolu bakışlarıyla bakıp kalıyorlardı. Elbette bunun bir sebebi vardı. Ve bu sebebi henüz o zaman Hazreti Halime ile kocasından başka kimse bilmiyordu. Çobanların gelip sebebini sormaları üzerine Halime onlara şu cevabı verdi. Vallahi bu iş ne ot ne de otlak işidir. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sırdır. Her şey Mekke'den dönüşümüzle birlikte başladı. Tabii ki çobanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyorlardı ve meraklarından da kurtulamıyorlardı. Yayla halkının akıl erdiremediği sır şuydu. Kainatın yegane sahibi olan Allah Celle Celaluhu en sevdiği insan olan peygamberimizi evlerine misafir etme Ali Cenaplığını gösterdiklerinden dolayı Halimelerin evine rahmet, hazinesinden bol bol ihsan ve ikram da bulunuyordu. Ne muazzam bir şey değil mi? Halime ve kocası bunu gayet
iyi farkındaydılar. Bu sebeple Nur yavruyu bambaşka bir gözle bakıyorlardı. O mübarek yavruya öyle başka gözlerle bakıyordular ki hayran hayran. Adeta onu uçan kuştan, doğan güneşten koruyorlardı. Büyük bir sevgi ve dikkat ile de üzerine titriyorlardı. Sad oğulları yaylasında aylardır hüküm süren kulaklık ve kıtlık hala son bulmuş değildi. Yayla halkı her tarafta kendi inanç ve geleneklerine göre yağmur duasına çıkmaya devam ediyordu. Fakat her seferinde elleri boş ve mahrum dönüyorlardı. Bir cuma günüydü. Kadınlı erkekli bütün kabile halkı yanlarına aç develerini, süssüz koyunlarını da alarak bir tepenin üzerine yine yağmur duasında bulunmak için çıkmışlardı. Putlarına kurbanlar kestiler, sonra duaya başladılar. Yalvarmalar, yakarmalar. Alemlerin Rabbine yağmur göndermesi için yapıyorlardı. Saatlerce dua ettikleri halde yere tek bir yağmur damlası düşmedi. Kalabalığın içinde sevgili peygamberimizin süt annesi Halime ve kocası Haris de vardı. Halime gözlerden sakındığı kainat efendisi yavruyu kalabalığa alıp getirmemiş, süt kardeşi Üneysi'nin yanında evde bırakmıştı. Duanın sonuna gelmişlerdi. Herkes ümitsiz ve bitkindi. Artık dönmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Halime'nin komşusu bir kadın duasını bitirmek üzere olan rahibe yaklaştı ve rahip duasını bitirince de rahip efendi bu kadar dua ettik fakat bir netice alamadık. İçimizde hayırlı uğurlu birisi olsa belki alemlerin Rabbi duamızı kabul ederdi dedi. Rahip yaşlı kadının bu sözlerinden rahatsız gibi oldu ve biz ona dua ederiz ama onun ne yapacağını bilmeyiz. Doğruyu ve hayırlıyı ancak o bilir diye konuştu. Rahip yaşlı kadının bu sözlerinden rahatsız olduğu gibi de bunu da söylemekten kendini alıkoyamamıştı. Yaşlı kadın bu sefer asıl maksadını açıkça söyledi. Biliyorum dedikleriniz doğru ama benim söylemek istediğim şey başka. Bizim komşumuz Halime'nin evinde Mekkeli bir çocuk var. O geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taşıyor. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olarak görünüyor. Bir de onu buraya getirsek belki aya uğurlu gelir. Onun yüzü hürmetine alemlerin Rabbi duamızı kabul eder ve bizi yağmura kavuşturur. Adamların uyanıklığına bak. Kim demiş eski adamlar akılsız? Eski adamlar yeni adamları hayatı tuğla parçasından okur, tuğla parçasından. Yenikinler ellerinde internet, sağa bak sola bak. Oh, sonra avanak. Estağfirullah yani. Rahip önce tereddüt etti. Kadın ısrar edince Efendimizin getirilmesine razı oldu. Yaşlı kadın Halime'yi arayıp buldu ve rahibi yaptığı teklifi kendisine anlattı. Fikir Halime'nin de aklına yattı. Çünkü Nur Navru'nun bereketi ve hayırlı bir çocuk olduğu en çok kendisi şahit olmuştu. Koşarak eve vardılar. Peygamberimizin süt annesi kucakladı. Kundakladıktan sonra yakıcı güneşin tesirinden korumak için de yüzünü bir bezle kapadılar ve dışarı çıktılar. Güneş kızgın oklarını yeryüzüne olanca şiddetiyle saplıyordu. Yerden sanki alev alev ateş yükseliyordu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra gözleri garip bir şeye ilişti. Bir bulut kendileriyle beraber geliyordu. Önce mühimsemediler, olabilir diyerek yürüdüler. Fakat bu küçük bulut kendilerini terk etmiyordu. Adeta onları güneşin kavurucu sıcaklığından korumak için bir şemsiye vazifesi görüyordu. İster istemez hayrete kapıldılar ve şaşırdılar. Bir taraftan da sevindiler. Artık Nur yavrunun yüzünü bezle örtmeye de ihtiyaç kalmamıştı. Örtü kaldırılınca şirin gözler süt annesine tatlı tatlı baktı. Sanki tebessümüyle o bulut beni gölgeliyor der gibiydi. Kurban olayım ben o siyah gözlerine. Buluttan şemsiye altında yollarına devam edip kalabalığa karıştılar. Önce yapılan tekliften rahatsız olan rahip bu sefer onları güler yüzle karşıladı. Çünkü o da Halime ve arkadaşların evden çıkar çıkmaz bir bulut tarafından gölgelendiklerini uzaktan görmüştü. Adam kör değil, sonra bilgi adam da. Rahip peygamberimizi süt annesinin kucağından aldı ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar! Bu bulunduğu eve bereket getiren Mekkelik çocuktur.
Bu hayırlı yavruya olan sevgi ve lütfe Allah lütfu ile bu hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfu ile yağmur verilmesi için alemlerin Rabbi olan Allah'a hep beraber dua edelim. Eller tekrar açıldı. Dudaklar yeni bir heyecanla duaya başladı. Peygamberimiz bir nur yumağı halinde rahibin kucağında duruyordu. Rahip bütün dikkatliyle nur saçan gözlere bakıyor ve adeta hal diliyle bu güzel çocuğun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan et diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Herkes iyice Allah'a yalvarırken Peygamberimizin nur saçan gözleri ümitle gökyüzüne dikildi. Rahip ise nur yavrunun iri ve bebekleri pek siyah, güzellikte eşsiz gözlerine kendini kapatmış ve adeta her şeyi birden unutuvermişti. Artık aylardır süren hasretli ve hüzünlü bekleyişin son anları yaklaşıyordu. Peygamberimizin başı üzerindeki küçük bulutun birden büyümeye ve ufuklara doğru yayılmaya başladığı görüldü. Kısa zamanda o küçük bulut yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir bulutu da terk etti. Dua seslerine birden sevinç çığlıkları karıştı. Yağmurun müjdeleyicisi bulutlar geldiğine göre rahmetin de gelmesi yakındı. Az sonra sevinç çığlıklarıyla ortalık çınladı. Yağmur, yağmur, yağmur. Evet, İkaz nahiyetindeki 2 haftalık bir mahrumiyet içinde kalma. Sat oğullarının dikkatini çekmek için kafi görülmüştü. Nur yavrunun yüzü suyu hürmetine Sat oğulları yurdunda latif, berrak ve tatlı yağmur damlaları Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden ahenkli ahenkli inmeye başladı. Güya rahmet tecessüm ederek damlalar suretinde yeryüzüne akıyor, ümitsiz yüzlere ümit ve tatlılık bahşediyordu. İnsanlar bu gibi karanlıktan çatlak çatlak olan yeryüzünü İnsanlar bu gibi kuraklıktan çatlak çatlak olan yeryüzü de mis gibi kokusuyla sevincini izhar ediyordu. Yağmur damlaları düşünce toprak kokar ya, onu diyor. Yağmura kavuşan halk aylardır devam ettikleri dualarının kabul edilmeyip o gün kabul edilişinin sırrını yine de bilemediler. Çünkü o bir sırdı. Şimdilik bir sır olarak da kalacaktı. Rahmet vesilesi henüz bir bebekti ama insanlar nazarında bir bebekti. Hakikatte o Allah'ın ve meleklerin kendisi için çok iyi tanıdıkları Allah'ın sevgili kulu, peygamberler peygamberi, iki cihan güneşi Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sad oğulları yurdunun yüzünü güldüren rahmet aralıklarla tam bir hafta devam etti. Toprak yağan yağmuru iliklerine kadar içerek doydu. Otlar yeniden fışkırdı. Ağaçlar yemyeşil, körpe filizler verdi. Ekinler boy attı, koyunların memeleri sütle dolmaya başladı. Yağmura kavuşanlar arasında ancak birkaçı merhamet vesilesi teşkil etme sebebini bildiler. Kendi aralarında da şöyle konuştular. Bu çocuk çok uğurlu ve hayırlı bir çocuk. Saf ve geniş ufuklu, çölde hava temiz ve güzeldi. Çocukların çabucak gelişmesine, sıhhatli büyümelerine oldukça elverişliydi. Sevgili Peygamberimizin büyümesi de diğer çocuklardan farklı oldu. 8 aylık iken konuşmaya başladı. 9 aylıkken konuşması oldukça düzgün ve pürüzsüzdü. 10. ayında ise artık diğer çocuklarla ok atacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. Peygamber Efendimizin 2 yaşına basınca sütten kesildi. O ana kadar halimelerin ve yaylı halkın üzerinde bereket, rahmet ve ihsan yağmuru hiç eksik olmadı. Bu yaşında bile Peygamber Efendimiz akranlarından çok farklı bir güzelliğe, sevimliliğe ve üstün bir ahlaka sahipti. Büyük bir insan gibi ağırbaşlı ve vakur idi. Öyle. Ruh bu ruh. Ruh bunu böyle bu hale getirir. Süt çocuklarını geri verme mevsimi gelip çattı. Bununla birlikte Efendimiz üzerinde kol kanat geren, onu öz evladından daha fazla seven Halime'nin de gönlünü bir hüzün bulutu kapladı. Çünkü ondan ayrılacaktı. Çünkü Nur Muhammed'in cenneti hatırlatan gül kokusundan uzak kalacaktı. Fakat Mekke'ye götürüp annesine teslim etmekten başka çaresi yoktu. Öyle yaptılar. Nur Muhammed'i
alarak Mekke'ye geldiler ve annesine gönül gözyaşları arasında teslim ettiler. Süt annenin alemi hüzünle, gerçek annenin dünyası ise sevinçle doldu. Biri öz yavrusuna kavuşmanın saadetini yaşıyor, diğeri de ondan ayrılmanın ateşinde tutuşmuş yanıyordu. O anda süt anne Halime'ye sanki bir ilham geldi ve yalvarırcasına bütün samimiyetle şu teklifi yaptı. Ne olur, oğlunu biraz daha yanımda bırakamaz mısın? Hem ben ona Mekke vebasının bulaşmasından da korkuyorum. Bu teklif ve arzu samimiydi. Sanki cümleler dudaktan değil de gönülden kopup gelmişti. Aziz anne Amine bu riyasız ve candan yalvarışa karşı koyamadı. Ve bir müddet daha ciğerperesini Sad oğulları yurdunda kalmasına razı oldu. Halime muradına ermişti. Arzusunu kabul edilişinin sonsuz hazzı içinde Efendimizle birlikte tekrar yurduna döndü. Kainat Efendisi artık süt kardeşi Abdullah'la birlikte kuzuları gütmeye de çıkıyordu. Kuzular onun tatlı tebessümlerine melemeleriyle cevap veriyorlardı. Peygamber Efendimizin gözleri hep göklerdeydi. Sanki orada bir şeyler keşfetmiş gibi dikkatli ve ibretli bakıyordu. Sanki bir el uzanacak ve onu ulvi aleme alıp götürecekmiş gibi bekliyordu. Bu arada gözlerden kaçmayan garip bir hadise vardı. Peygamber Efendimizin başı üzerinde çoğu zaman bir bulut geziyor ve onu güneşten koruyordu. Artık gözler ondaydı. Dillerde onun güzelliği, gönüllerde tatlı sevgisi vardı. Konuşulan onun dürüstlüğü, terbiyesi ve ağırbaşlılığıydı. Akranlarında da onun tatlı arkadaşlığına erişmek için adeta yarış ediyorlardı. İşte sevgili Peygamberimiz Sad oğulları yaylasında günlerini böylesine huzurlu ve sevinçli geçiriyordu. Kuşluk güneşinin her tarafa parıl parıl hayat saçtığı güzel bir bahar günüydü. Nur yüzlü Efendimiz süt kardeşi Abdullah'la beraber evlerinden yakın çayırlıkta kuzularını otlatıyorlardı. Bir ağacın altında çimenden yemyeşil halının üzerine oturmuş tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bir müddet sonra da Abdullah ağacın serin gölgesinde uykuya daldı. Kainat Efendisi ise oturduğu yerden kainatı kuşatan eşsiz güzelliklerin yaratıcısını düşünmeye koyuldu. Bu sırada kuzular yayla yayla epeyce uzaklaşmışlardı. Onları geri çevirmek için Peygamberimiz Abdullah'ın yanından ayrıldı. Bir müddet gittikten sonra karşısına beyaz elbiseli iki kişinin çıktığını gördü. İkisi de güler yüzlü ve sevimliydiler. Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Nur yüzlü Efendimizin yanına usulca yaklaştılar. Onu tutup ilahi bir halı gibi duran yemyeşil çimenlerin üzerine uzattılar. Efendimiz'de ne ses, ne seda, ne de telaş vardı. Bu güler yüzlü, bu temiz simalı ve bu sevimli insanların kendisine kötülük yapmayacağını biliyordu. Ağacın serin gölgesinde uyumakta olan Abdullah bu sırada uyandı. Manzarayı görünce olanca hızıyla telaşlı telaşlı eve vardı. Gördüğü manzarayı anne ve babasına anlattı. Heyecan ve telaşından evlerinden nasıl çıktıklarının farkında bile olmayan Halime ve kocası bir anda Peygamberimizin yanına vardılar. Fakat Abdullah'ın anlattıklarından eser yoktu. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Zira gelenler memur edildikleri vazifelerini bir anda bitirip gözden kaybolmuşlardı. Sadece ayakta duran kainatın efendisinin benzi uçuktu ve hafiften gülümsüyordu. Fazlasıyla telaşa kapılan Halime ve kocası ne oldu sana yavrucuğum diye sordular. Kainatın efendisi şunları anlattı. Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkartıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi bu karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler. Andolsun ki biz Seyyid Muhammed Ali'ye vardığımızın ikinci senesi aynı hadise bizde de olmuştur. Elhamdülillah. Bizim de kalbimizi yardılar, o çirli şeyi çıkartıp attılar. Ondan sonra iki sefer daha ameliyat olduk biz. Üç ameliyat olduk. Birisi Mütmein Kalesi'ne girdiğimizde, ikincisi Miraç'a çıktığımızda. Üç ameliyat olduk.
Allahu Teala'ya hamdolsun, şükrolsun. Neyse biz devam edelim. Aradan yıllar geçecek, kendilerine peygamberlik vazifesi verilecekti. Bir gün sahabilerden bazıları, ya Resulullah, bize kendinizden bahseder misiniz diyeceklerdir. Resulullah, ben babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin ise rüyasıyım. O bana hamileyken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü. Dedikten sonra bahsi geçen hadiseyi de şöyle anlatır. Ben Sad bin Bekir oğulların yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşimle birlikte evimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Beni tuttular. Göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Oradan siyah bir kan parçası ya da pıhtısı çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi de karla temizlediler. Evet. Bu hadiseyle Peygamber Efendimizin mübarek kalbi ilahi bir nur ve Cenab-ı Hakk'ın tarafından bir sekinet ve bir ruh ile genişletilmiş oluyordu. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz nefsi o yaşından itibaren kutsi duygular ve ilahi nurlarla teyit edilerek her türlü vesvese ve şüpheden temiz hale getiriliyordu. Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki kalp sadece çam kozalığı gibi bir et parçası olarak düşünülmemelidir. O bir latife-i Rabbaniyedir. Meseleye ışık tutulması bakımından Bediüzzaman Hazretlerinin kalp ile ilgili şu açıklaması da nazarlara arz edilmekte faydası vardır. Evet. Bakalım mübarek ne buyurmuş. Kalpten maksat semav-ı beri, yani çam kozalığı gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki mazhar ihsa, mahzar hissiyat vicdan, makesi efkar dimağdır. Binaenaleyh o latife-i Rabbaniyeyi tezemmün eden o et parçasına kalbi tabirinde şöyle bir letafet çıkıyor ki o latife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet cismi semabenin, yani çam kozasının cesede yaptığı hizmet gibidir. Evet, nasıl ki bütün aktarı bedene malul hayatı bahşeden o cismi semavberi bir makinayı hayattır ve maddi hayat onun işlemesiyle kaimdir. Sekteye uğradığı zaman ceset de süküte uğrar. Kezalik o latife-i Rabbaniye'ye mal ve ehval ve maneviyatın hayati mecmuasını hakiki bir nuri hayat ile canlandırır, ışıklandırır. Nuru imanın sönmesiyle mahiyeti, meyyiti, gayri, müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır. Yani o cam şeklindeki kozanın, çam şeklindeki kozanın içinde bir hayat, bir nur, bir ruh var. O hayat bahşeden nuri, güzellik ve ruhun güzelliği o bedenden çıktığı zaman o koza ilahi Rabbaniye'ye kavuşmuş olmaktan çıkar. Artık o koza bir et parçasıdır ve o kozanın sahibi de bir cesetten ibarettir. Anlaşılan odur ki maddi kalbin iman, ilim, hikmet, şefkat ve maneviyata yakın alakası vardır. Aynı şekilde maddi temizliğin de manevi temizlikle münasebeti mevcuttur. Bu itibarla Resulü Ekrem Efendimizin maddi kalbinin yıkanması temizlendikten sonra ilim, hikmet, ilahi nur ve feyizlerle doldurulmasını akıldan uzak görmemek lazımdır. Saadet güneşi ömrünün 4 yılını geride bırakmış oldukça gürbüzleşmiş ve gelişmişti. Zatında görülen gariplikler, hala göğsünün yarılması hadisesi Hazreti Halime'yi bütün büçtüğün düşündürmeye ve telaşlandırmaya başladı. Hatta artık endişe duyuyordu. Canı gibi sevdiği Efendimizin başına hoş olmayan herhangi bir hadisenin gelmesinden de korkuyordu. İşte bu düşünce, endişe ve korku Halime ve kocası Haris'i
bu kararı almaya mecbur etti. Başına bir iş gelmeden bu yavruyu annesine teslim etmeliyiz. Demine kadar koymak istemezken şimdi telaşlandılar. Halime'nin içi cayır cayır yanıyordu ama ne yapabilirdi ki? Nihayet Nur çocuk kendisine muvakketen emanet edilmiştir. Emanet el koyulacak hali yoktur. Yani emanete el koyarak eğlenecek bir hali de kalmamıştır. Sadoğulları yurdunda dört sene ışık saçan saadet güneşi şimdi süs annesi tarafından Mekke'ye getiriliyordu. Burada bir başka haşmetle, bambaşka bir azametle dünyaya ışık saçsın diye. Halime ve kocası Mekke'ye gece girdiler. Bu arada sevgili efendimiz gözden kayboldu. Halime ve kocası bir telaş başladı. Bütün aramalara rağmen onu bulamadılar. Gidip dedesi Abdülmuttalib'e haber verdiler. Nur torununun kaybolduğunu haber alan şefkatli dede birden şaşkına döndü. Üzgün ve telaşlı aramaya koyuldu. Fakat ortalıkta efendimiz görünmüyordu. Abdülmuttalib çaresiz ellerini açarak yalvardı. Allah'ım ne olur Muhammed'imi bana geri ver. Bu arada iki kişi yanlarında bir çocukla görünüverdiler. Bunlar Varaka bin Nefel ve bir arkadaşı ile Peygamber Efendimiz idiler. Abdülmuttalib hasretini çektiği saadet güneşini bağrına bastı. Doyasıcılığa kokladıktan sonra boynuna bindirdi. Doğruca Kabe'ye giderek onunla birlikte tavafta bulundu. Sonra da sevgili Peygamberimizi götürüp annesine teslim etti. Bilahare Abdülmuttalib sevgili torunun kavuşmanın sevinç ve saadet bayramını kutlamak üzere kurbanlar kestirerek Mekkelilere güzel bir ziyafet çekti. Artık Peygamber Efendimiz aziz annesinin sıcak kucağında şefkatli kolları arasında mesut ve mütevazi evindeydi. Süt anne Halime saadet güneşini Mekke'de bırakıp yurduna döndü. Fakat ne o Efendimiz'i ne de Efendimiz onu hayatı boyunca unutmadı. Kendisine 4 sene gibi uzun bir zaman kucaklayan ve saran kollara karşı hürmetini, saygısını hiçbir zaman yitirmedi. Onu her gördüğünde anneciğim diye saygı ve hürmetle çağırıp kendisine ihsan ve ikramda bulunurdu. İhtiyacının olup olmadığını sorar, varsa hemen gidermeye çalışırdı. Aradan uzun zaman geçecek, yine Sadoğulları yurdunu bir yıl kıtlık ve kuraklık saracak. Bu kıtlık ve kuraklığın dehşetine dayanamayan Halime çıkıp Mekke'ye gelerek Resul-i Ekrem Efendimiz'le görüşmek isteyecekti. Kainatın efendisiyle görüşen Halime kendisine yurdundaki kıtlık ve kuraklıktan şikayet eder. Zengin ve zengin olduğu kadar da kadir şinas ve hayırsever olan pak zevcesi Hazreti Hatice derhal Halime'ye 40 koyun binmek ve yüklerini taşımak için de bir deve verir. Yine bir hayır ve vefa örneği Efendimizin süt kardeşlerinden biri de Şeyma idi. Sad oğulları yurdunda Şeyma ile çok tatlı günler geçirmişti. Bu tatlı hatıralarından seneler sonra Hüneyn Savaşı'nda Şeyma'da Müslümanlar tarafından alınan esirler arasındaydı. Şeyma kendisini tanıtınca bir kız kardeşe gösterilmesi gereken alakanın en üstünde Peygamber Efendimiz tarafından alaka gösterilip o güzelliğe mazhar oldu. Peygamber Efendimiz Sadoğulları yurdunda süt anne Halime'nin yanında geçen günlerini hatırlarını ashabına zaman zaman hatıralarını ashabına zaman zaman anlatırdı ve şöyle dedi. Ben aranızda en halis Arap'ım. Çünkü Kureyşliyim. Aynı zamanda beni Sad Bekir'in yanında süt emdim ve lisanım da onların lisanı gibi düzgündür derdi. Evet sevgili kardeşler, Peygamber Efendimizin annesinin yanına gelmesi. Nebi Muhterem Efendimiz süt annesi Halime tarafından annesi Hazreti Amine'ye teslim edildiğinde 4 yaşını bitirmiş, 5 yaşına ayak basmıştı. Takvim yaprakları miladi 575 yılını gösteriyordu. Aziz annenin kalbine hüzün evliliklerinin ilk aylarında ebedi aleme göç eden kocası Abdullah'ın ayrılık acısı ızdıraptan bir yumruk gibi oturmuştu. Bu ızdırap az da olsa hafifleten tek teselli kaynağı vardı. Biricik oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselam. Evet. Hazreti Amine olanca şefkat ve merhametiyle Nur yavrusunu sarmaya çalışıyor. Ona babadan yetim karışın da acısını da bu şekilde hatırlatmamaya gayret ediyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'deki mütevazi evin ışığıydı, bereketiydi, gülüydü, huzur ve sevinciydi. Bu küçük yaşta bile annesine yardım etmekten asla geri durmuyordu. Hele temizliğe dikkat edişine aziz annesi de hayrandı.
O sadece annesine karşı değil, tanıdıklarının hepsine karşı yardımsever ve hürmetkar idi. Arkadaşlarının yardımına koşmaktan zevk alırdı. Bu sebeple arkadaşları da onu sever, sayar ve kendisiyle gelip dolaşmaya, ondan oynamaya can atarlardı. Evet, Cenab-ı Hak peygamberlik yüksek ve kutsi vazifesiyle memur edeceği Resulünü böylece en güzel şekilde büyütüyor ve en mükemmel surette terbiye ediyordu. Kainatın efendisi 6 yaşında. Bu sırada Hazreti Amine'nin içine Medine'yi ziyaret arzusu doğdu. Maksadı Abdülmuttalib'in annesi tarafından kendilerine dahi gelen Adi bin Neccar oğullarını görmek, hem de orada meftun bulunan Bahtiyar kocasının kabrini ziyaret etmekti. Bu maksatla hazırlıklar yapıldı. Günü gelince Mekke'den biricik oğlu ve dayısı Ümmü Eymen ile birlikte hareket etti. Amine'nin alemi şen ve neşeli olması lazım gelirken bilakis hüzünle kaplıydı. Sanki bir daha bu mukaddes beldeye ve bu saadet güneşinin doğuşuna sahne olan mübarek eve kavuşamayacakmış gibi tekrar tekrar dönüp Mekke'ye bakıyordu. Mevsimin en sıcak günlerinde yaptıkları yolculuk, bir yolculuktan sonra uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Efendimiz dayısı oğullarından Nabiga'nın evine indiler. Hazreti Amine bu evin avlusunda bulunan aziz kocasının kabrinin başında gözyaşları içinde yıkırıverdi. Gözyaşları Abdullah'ın kabrinin toprağını bol bol suladı. Peygamber Efendimiz de ilk defa ruhunda yetimliğin acısını bu manzara karşısında duydu. O da muhterem pederinin kabrine damla damla gözyaşı serpti. Sanki o damlalar Hazreti Abdullah'a bir gül demeti yerine takdim ediliyordu. Allahu Teala Hazretlerine hamdü seneler olsun kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken o anlara dalıp gidiyoruz. Sanki o anları yaşıyormuş gibi oluyoruz. Allah-u Teala onun yaşadığı o anların güzelliği yüzü sünnetine bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, af ve mağfiret nasip eyliye. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sünnetine içimizi, dişimizi, yüzümüzü, gözümüzü nur, ahir akıbetimizi hayır ile, geçmişlerimizin ruhu için, piripirar için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve mübarek ve mukaddes uypaklar için, hasreten Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhaneleri ve ihvanlarının ruhları için, hasreten Allah rızası için, el Fatiha. Fatiha'tı mes-selavat.